Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Kafirun suresini değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Kul ya eyyuhel kafirun, de ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun, ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Ve la entum a'biduna ma a'bud, ve siz de benim ibadet ettiğime ibadet edici değilsiniz. Ve la ene a'bidun ma a'bettum, ben de sizin ibadet ettiğinize, ibadet ettiğiniz şeylere ibadet edici değilim. Ve la entum a'biduna ma a'bud, ve sizler de benim ibadet ettiğime ibadet edici değilsiniz. Lekum dinukum veliyedin, sizin dininiz size, benim dinim bana. Okumuş olduğumuz ve mealini vermiş olduğumuz bu sure Mekki surelerden. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı tebliğe başladığında muhatap olduğu insanlar müşrik kimselerdi. Allah'ı reddetmiyorlardı ama Allah'a vasıta olmak, vesile olmak cihetiyle araya aracılar koymuşlar ve putları Allah'a kavuşturan birer vesile şeklinde görüyorlar ve onların karşısında ibadet ediyorlardı. Kendileriyle put yapıyor, sonra karşısına geçip tapıyorlardı. Ve enzir aşiretekel akrabin ayeti nazil olduktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini yakınlarına da anlatmaya başladı. Yakınlarından başlamak suretiyle diğer insanlara anlatmaya başladı. Tabii müşrikler tevhidin anlatılmasından, tek Allah'a ibadet edilmesinin anlatılmasından rahatsızlık duydular. Peygamberimize tabi olanların sayısı gün geçtikçe artması dolayısıyla endişe duydular kendi gelecekleri açısından ve Kureyş'in önde gelen müşrikleri, ihtiyarları, lider takımı Peygamberimizin yanına varıp şunu söylediler. Dediler, ey Muhammed, bir yıl sen bizim ibadet ettiğimiz şeylere ibadet et, bir yılda biz senin ibadet ettiğin Allah'a ibadet edelim. Böylece bir arayı bulalım ve o şekilde hangisi haklıysa yerine getirmiş oluruz. Güya kendilerince bir çıkış yolu bulmak gibi bir şey teklif ettiler. Ve bu sure bu münasebetle nazil oldu ve Peygamberimize de ki emri verilerek, de ki ya eyyuhel kafirun, ey kafirler. Burada yani müşriklerin aynı zamanda kafir olduğu da ifade edilmiş oluyor. Çünkü Allah'a şirk koşarak inandıklarında gerçek anlamda Allah'a inanmış sayılmıyorlar. Burada ey kafirler derken genel anlamda bütün kafirler gibi anlaşılabilir. Ama özellikle sebeb-i nüzul itibariyle bakıldığında Peygamberimizin muhatap olduğu küfürde iyice katmerleşmiş olan küfrün önde gelenleri. Ve Peygamberimize verilen talimat şu: ben sizin taptığınız şeylere tapmam. Onlar nelere tapıyorlardı? Kendileriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Peygamberimiz putları tümüyle reddediyor. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Yani böyle bir teklifle geldiniz ama gerçek anlamda Allah'a kul, Allah'a ibadet eden kimseler olmayacaksınız. Çünkü putları terk etmiyorsunuz. Ve ben de sizin ibadet ettiğiniz şeylere ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Lekum dinukum veliyedin, sizin dininiz size, benim dinim bana. Tabi din ikiye ayrılıyor. Hak din ve batıl din. Hak din Allah'ın gönderdiği din ve dinler. Çünkü Hazreti Adem'den ta Peygamber Efendimiz'e kadar Allah-u Teala değişik dinler gönderdi. İsimleri değişik ama Allah'ın gönderdiği din olması itibariyle bunların her birisi hak din oluyor. İsimlerdeki farklılık mahiyette farklılığı gerektirmez. Bu açıdan Hazreti Adem'e gelen dinin özü esasıyla son peygamber Hazreti Peygamber'e Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen din öz itibariyle aynıdır. Hepsinde Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, ahirete iman gibi iman esasları vardır. Tek Allah'a ibadet edilmesi vardır.
zikir, fikir, şükür gibi temel meseleler vardır. İnsanlar arasında adaletin tesisi, güzel muamelelerin tesisi gibi meseleler vardır. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği bütün dinler özünde birdir. Bazı metotlarında, ayrıntılarında farklılık olabilir. Bir de batıl dinler var. Batıl dinler derken insanların kendi uydurmuş oldukları dinler veya zamanla hak bir dinin iyice tahrif olarak tamamen farklı bir din haline gelmesi. Bu gibi dinler var. İşte şu anda da dünyaya baktığımızda dünyada 6 milyardan fazla insan yaşamakta. Bunların her birisi kendine göre belli bir dine mensup. Ben hiçbir dine tabi değilim diyen kimseler sayıca çok çok azdır. Ve bunlar da aslında hiçbir dine tabi olmamak tarzında kendilerine göre başka bir dine sanki tabi olmuşlardır. Ve bunlar da bir dine tabi olmama dinine tabi olmuşlar. O şekilde kendilerine göre bazı prensipler meydana getirmişlerdir. Demek ki din insanların hayatında bir realite. İnsanlar mutlaka bir dine mensup olacak ve mutlaka bir dine de genelde mensuptur. İşte şu andaki görünüm itibariyle de baktığımızda dünyanın her tarafında insanlarda bir dine mensubiyet, bir dine aidiyet görülüyor. Ve bu dinler birbirinden gerçekten çok farklı. Mesela Çin'de belki yüzlerce değişik din var. Hindistan'da Hinduizm biliyoruz. Bunun dışında daha nice böyle farklı farklı dinler var. Ve insan tabii özellikle bunların bir kısmını anlamakta hayli zorlanıyor. Yani diyelim ki Hindular ineği kutsal kabul ediyorlar ve ineğe adeta tapıyorlar. Bu tarzda bir takım inançlar var. Belki onlar da kendileri zaviyesinden başka dinleri değerlendirirken garip görüyor olabilirler. Ama tabii biz şunu esas alacağız. Din noktasında söz insanların değil Allah'ındır. Ve insanları en iyi bilen, onları yaratan Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla Allah-u Teala gönderdiği din ile insanları yönlendirir. İnsanların neler yapması gerektiğini bildirir. Haram ve helallerin neler olduğunu onlara anlatır. İnsanlara doğrudan doğruya şu helaldir, bu haramdır, bunu deme yetkisi verilmemiş. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde buna dikkat çekilmiştir. Yani kendi dillerinizle Allah'a bir iftira olarak şu helaldir, bu haramdır tarzında hüküm vermeyin. Kur'an-ı Kerim bunu bu şekilde ifade etmiştir. Demek ki haramı helali beyan etmek Allah'a aittir. Ve ve alallahi gastus sebil, doğru yolu beyan etmek yine Allah'a aittir. Vallahu yed'u ila daris selam, Allah Darüsselam'a davet ediyor. Bu gibi ayet-i kerimeler dinin neticesini, dinin neleri hedeflediğini bizlere göstermekte. Din insanlara hem dünya hem de ahiret saadetini temin eder. Dolayısıyla Allah'ın göndermiş olduğu son dine mensup olan bir Müslüman bununla hem dünya saadetini elde eder hem de dini düzgün yaşamışsa ahiret saadetini elde eder. Ama felsefi sistemler, beşeri sistemler ahiret noktasında pek vaatleri olmaz. Hatta ahireti tanımazlar. Onlar daha çok dünyevi bir takım prensipler, kurallar getirirler ve ona göre insanları belli kalıba sokmaya çalışırlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte pek çok böyle ilahların, tanrıların kabul edilmiş olduğu bir ortamda, politeist bir toplum içerisinde bulundu. Onlara tevhidi anlattı. Allah'ın tek olduğunu ve gerçek anlamda ibadet edilmeye layık olanın sadece Allah olduğunu o insanlara anlattı. Ama muhatapları özellikle böyle ekabir takımı tabir edilen önde gelenler kabul etmek istemediler. Kabul etmeleri halinde doğrudan peygamberimizin yanında yer alacaklar. Reislikleri belki gidecek. Dünyevi bir takım böyle mülazalarla ve bir de kendi dinleri üzerinden bir nevi rant elde etmeleri, bir nevi insanlar üzerinde hüküm icra etmeleri, bu gibi sebeplerle Allah'ın gönderdiği son dine tabi olmadılar ve onun karşısında yer aldılar.
Böyle bir ortamda Allah-u Teala peygamberimize şu ultimatomu söylemesini bildirdi. Yani de ki ey peygamber, ben sizin ibadet ettiğinize, ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem. Burada peygamberimize talimat veriliyor. De ki ifadesi bunu gösterir. Yani peygamber kendiliğinden bunu söylemiyor. O Allah'tan geleni insanlara bildiriyor. Burada da muhatabı kafir olanlar ve o kafir olanların dediğini yapmayacağını ve onlarla beraber olmayacağını ayetin bu ifadeleriyle peygamberimiz deklare etmiş oluyor. Yani ben sizinle beraber değilim, sizin dediklerinizi yapmam, sizin taptıklarınıza da tapmam. Çünkü İslamiyet müstakil bir dindir. Kendi değerleri vardır ve müstağnidir. Yani başka bir dinden, başka bir sistemden destek almaya, takviye almaya muhtaç değildir. Böyle olunca peygamberimize düşen görev kafirlere de bunu bildirmek, bununla bildirmiş oluyor. Ve bu surenin sonunda lekum dinukum veliyedin, sizin dininiz size, benim dinim bana. Burada sizin dininiz derken sizin putlarla dolu, putlara tapmakla geçen dininiz size ait. Yani alın sizin olsun, dilediğinizi yapın gibi. Burada da yine bir nevi ultimatom verme var. Benim dinim de bana, hem dünya hem ahiret saadetini temin eden dinim de bana. Bunun yorumunda müfessirlerin bazıları Medine'de nazil olan Seyf ayetiyle, yani savaşı emreden ayetlerle bu surenin hükmünün kalktığını, yani mensuh olduğunu söylemişlerdir. Yani şöyle düşündüler anlaşıldığı kadarıyla. Burada peygamberimiz onların dinini de reddetmemiş oluyor. Yani sizin dininiz size, yani kendinize göre dininizi yaşayın. Benim dinim de bana, ama bana da karışmayın. Medine'de ise artık Müslümanlar kuvvetlidir. Müslümanların devleti var. Savaşlar oluyor, savaşlarda Müslümanlar galip geliyor. Böyle bir ortamda gâtilül müşrikîne kâffe kemâ yugâtilûneküm kâffe, onlar toptan sizinle savaştıkları gibi siz de toptan onlarla savaşın. Gâtilûhum, onlarla savaşın. Hattâ lâ tekûne fitne, yeryüzünde fitne kalmayıncaya. Ve yekûne dînü kulluhu lillâh, din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu gibi ayetleri delil getirmek suretiyle bazı müfessirler Kureyş kavmiyle alakalı bu nazil olan Kafirun suresinin hükümlerinin kalktığını söylemişler. Ancak şunu ifade etmek gerekir. Malum Bakara suresinde La ikraha fiddin ayeti de var. Yani dinde zorlama yok. Kafirin de tabiri yerindeyse kendine göre bir hukuku var. Yani kafir küfrü tercih edebilir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde şu denilmiştir. Gulil hakku min rabbikum, de ki Rabbinizden hak size gelmiştir. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Allah-u Teala bu noktada insana yetki veriyor, hürriyet veriyor. İsteyen imanı seçer, isteyen de küfrü tercih eder. Bu noktada insanlar hür. Ve la ikrahe fiddin, dinde ikrah yoktur. Yani zorlama yoktur. Zorla Müslüman yapmak yoktur. Bu açıdan bu ayeti kerime hüküm itibariyle daimidir. Kıyamete kadar hükmü bakidir. Ve günümüzde de kafirlerin, yani Müslüman olmayan kimselerin Müslüman toplum içinde belli bir takım hakları da olur. Gerek Peygamberimiz döneminde, gerek sonraki İslami devletler döneminde gayrimüslim olanlar İslam devleti bünyesinde yaşamışlardır. Kendi dinlerine göre yaşamışlardır. Yoksa zorla onları Müslüman yapmaya çalışmak İslamiyet'in ulviyetine de münafidir. Ve bu bir fikir hürriyetini beyan etmektedir. İnanç hürriyetini beyan etmektedir. Bunun da kitapta yeri bu şekilde bulunmaktadır. Ve şunu da herhalde göz ardı etmemek gerekir. Doğrudan bu surenin hükmünün, son ayetinin hükmünün mensuh olduğunu söylediğimizde artık kıyamete kadar bununla amel edilmez gibi öyle bir durum söz konusu olur. Halbuki şu anda dünyanın genel durumuna baktığımızda
Müslümanlar gayrimüslimlerle karışık vaziyette. Hemen her devlette gayrimüslimler de var. Bazı ülkelerde Müslümanlar çoğunlukta, bazı ülkelerde de azınlıkta. Bu durumda onlar sizin dininize karışmıyorsa, sizin onların dinine karışmanız elbette uygun düşmez. Bizim ecdadımız, mesela bir Osmanlı devleti, bunun en güzel örneklerini ortaya koymuş. Bir yanda cami, öte yanda diyelim kilise, hemen yanı başında havra, bunlara müdahale edilmemiş ve her biri kendi dinine göre yaşamış. Şu anda Avrupa ülkelerinin çoğunda da böyle bir dini hürriyet var. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika gibi ülkelerde Müslümanlar da azınlık olarak bulunuyor. Belki nüfusun %5'i veya %10'u, ülkeden ülkeye değişebilir. Müslümanların orada camileri var. Müslümanların orada bir takım teşkilatları var, faaliyetleri var. Bunlar biliniyor, görülüyor, takip ediliyor ve devlet tarafından herhangi bir müdahale de yapılmıyor. Dolayısıyla zaten bizim tarihimizde gayrimüslimlere de hürriyetin verilmesi söz konusu. Şu anda gayrimüslimler de kendi ülkelerinde Müslümanlara böyle bir hakkı veriyor. Bu gayet güzeldir. Ve esas İslamiyet'te esas olan savaş değil barıştır. Barış ortamında dinler arası diyalog gerçekleştirilir. Dinler arasında, yani o dinlerin mensupları arasında bir araya gelmeler olur. Onlar kendi dinini anlatır, siz kendi dininizi anlatırsınız. Bu şekilde fikri mücadele olur. Tarihte dine dayalı savaşlar da olmuş. İşte Haçlılar Avrupa'da ordular topluyorlar. İslam ülkelerine doğru işte sayıları 1 milyonu bulan, belki de 1 milyonu aşan kalabalık ordularla saldırıyorlar. Tabii onlar sizin diyarınıza geldiğinde elbette sizin müdafaa hakkınız vardır, kendinizi savunma hakkınız vardır ve gereken cevap verilecektir ve verilmiştir. Ve buna mukabil olarak onların faaliyetlerine engel olmak, aleyhte derlenip toparlanmalarını engellemek için onların yurduna kadar da gidilmiştir. İşte Osmanlı Viyana kapılarına kadar dayanıyor. Hatta anlatılır ki sonraki dönemde, Viyana kuşatmasından sonraki bir dönemde Osmanlı hariciye mensuplarından, dışişleri mensuplarından birisine başka bir devletin yetkilisi soruyor. Yani sizin buralarda ne işiniz vardı, niye buralara kadar geldiniz diye soruyor. O da diyor ki iadeyi ziyarete geldik. Siz Haçlı seferlerinde bizim diyarların ta içine kadar geldiniz. Biz de bu seferlerle, Viyana seferi, Mohaç gibi seferlerle biz de iadeyi ziyarete geldik diyor. Tarihin o sayfalarında işte savaşlar olmuş ve pek çok kan dökülmüş. Bu şartlar gerektiğinde olan bir şey. Ama normalde elbette bir Müslüman başkalarıyla dövüşmeyi değil, başkalarıyla konuşmayı tercih eder. Din noktasında da bir araya gelip onlar dinlerini anlatsınlar, Müslümanlar dinlerini anlatsınlar. Böyle bir ortamı tercih ederler. Ve öyle bir ortam sağlandığında görülen şudur: İslamiyet'teki o hakikatlerin güzelliği diğer din mensuplarını cezbetmekte ve onlar kendi iradeleriyle İslamiyet'i tercih etmektedirler. İşte günümüzde de dinler arasında diyaloglar yapılıyor, gitmeler gelmeler oluyor. Bunların güzel neticeleri de oluyor. Müslümanlar adına gerçekten bunlardan istifade ediliyor. Cenab-ı Hak istikametli bir şekilde bu dini yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.